İki cihan sultanı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yararlanılan eser Salih Suruç'a ait. 19. Bölüm. Selamünaleyküm. Yeniden hoş geldiniz. Bir evvelki programımızda Mekke'nin fethini konuşmuştuk. Mekke fethedilmişti. Lakin henüz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn mevkisinden ayrılmış değildi. Huneyn savaşı yapıldı biliyorsunuz. Ardından Huneyn'de binlerce düşman püskürtüldü ama onlar gerisin geriye bir bölgeye kaçtılar. Dolayısıyla evet, Müslümanların büyük bir başarısı vardı ama nihayete ermemişti bu savaş. Dolayısıyla Taif'ten yine bazı destekler geliyordu. Yine Sakifliler oraya yardıma gitmişlerdi. Bize yardım edin talebinde bulunmuşlardı. Buradan bugün devam edeceğiz yolculuğumuza. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn mevkisinden henüz ayrılmamıştı. Öğle namazını kıldılar, istirahat etmek üzere bir ağacın gölgesindeler. İki kişi geldi yanına. Gatafanların reisi Uyeyne. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den haksız yere öldürülen Amr bin Azbat'ın kanını dava ediyor ve katil Muallim bin Cessame'nin kendilerine verilmesini arzu ediyordu. Uyeyne, vallahi dedi, o benim kabilemin kadınlarına ölüm acısını tattırıp canlarını yaktığı gibi, ben de onun yakasını bırakmayacağım o hale gelene kadar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun diyetini alsan, yani kan bedelini alsan olmaz mı diye teklifte bulundu. Bunun üzerine Uyeyne yanaşmadı, kabul etmedi. Bu sırada sesler yükseldi, gürültüler çoğaldı etrafta. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, bu seferimiz sırasında 50 deve, dönüşümüzde de 50 deve diyet alacaksın teklifinde bulundu. Ama Uyeyne ısrarla bu teklife, kabule yanaşmadı. Neyse, uzun süre ısrardan sonra diyet almayı kabul etti. Böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerginliğe sebep olan bir kan davasını halletti. Lakin iş bitmedi. Müslümanlar Muhallim bin Cessame'ye, Efendimizin huzuruna çık, yaptığın bu hareketten dolayı Allah'tan mağfiret dilesin deyince, uzun boylu, üzerine yeni bir elbise giymiş ve kısasa kendisini hazırlamış bulunan Muhallim, Efendimizin yanına vardı, diz çöktü. Üzgündü tabi, gözlerinden yaşlar akıyor. Yaptığı şeyden pişmanlık duyduğunu, Allahu Teala'ya tevbe ettiğini söylüyor ve ben pişmanım, Allah'a tevbe ediyorum, ne olur Allahu Teala'nın beni affetmesi için siz de dua edin deyince, Efendimiz aleyhisselam, sen kimsin diye sual etti. Muhallim bin Cessame deyince, demek sen amire Allah'ın emanıyla eman verdin. Yani selamına karşılık selam verdin. Sonra da onu vurup öldürdün öyle mi diye buyurunca, Muhallim bin Cessame başını önüne eğdi ve sustu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra ellerini kaldırdı ve Allah'ım Muhallim bin Cessame'yi affetme diye dua etti. Daha doğrusu beddua etti. Bedduayı duyan Muhallim'in tüyleri diken diken oldu. Uğrayacağı akıbetin dehşetini düşünmeye başladı. Tir tir titriyor. Tekrar yalvardı, ne olur, ben pişmanım, Allah'a tevbe ediyorum, af dileyin. Ne var ki Muhallim'in bu yakarışı pek fayda etmedi. Aynı şekilde
bedduaya uğruyor. Yapılan bedduanın üzüntüsü ve uğrayacağı akıbetin dehşeti muallimi bir hafta kadar ayakta tutabildi. Öldü ve onu gömdüler. Ne var ki yer ölüsünü kabul etmedi. Defalarca gömdükleri halde yer yine cesedini dışarı attı. Sonunda kavmi üzerine taş yiyerek onu iki dağ arasında bıraktı ve gitti. Bu durumu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilettiklerinde şöyle buyurdu. Vallahi yer ondan çok daha kötülerin üzerini örtmüştür. Fakat Allah aranızdaki haksız yere adam öldürme yasağı hakkında size gösterdiği bu hadiseyle ibret vermiştir. Huneyn Harbi'nde Müslümanlar karşısında hezimete uğrayan Sakifliler, yine yurtları olan Taif'e sığınmışlar demiştik. Onlar da orada savaş hazırlığı yapmaya devam ettiler. Burası o zaman kötülüğün sığınaklarından, kalelerinden bir tanesiydi. Bir daha iman ve İslam'a karşı koyacak cesareti kendinde bulamayacak bir şekilde buranın başı ezilmeliydi. Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mücahitlerle birlikte Taif'e doğru yol almaya başladı. Burasını ezbere biliyordu. Sizler de bilirsiniz, seneler önce orada Taif'te hayatının en acı günlerini yaşamıştı. Hatırlayın, Taiflileri İslam'a davet etmeye gelmişken onlar kendisini taşa tutmuşlar, kan revan içinde bırakmışlardı ve ne zamana rastlamıştı o zaman? Hüzün yılına. Böyle bir yerdi Taif. Biliyordu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nihayet İslam ordusu Taif önlerine vardı. Lakin Sakifliler o kalelerine kapanmışlar ve bol miktarda yiyecek stoğu yapmışlardı. Bu surları yarmak mümkün değildi. O nedenle şehrin, daha doğrusu kalenin etrafı çepeçevre kuşatıldı. Mücahitler düşmanın yağmur gibi oklarına maruz kaldılar. Bu arada birkaç mücahit şehit oldu. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordugahı surlardan daha uzak bir yere yerleştirdi. Bugünkü Taif Mescidi diye bilinen yerin yanına nakletti. Muhasaranın uzadığını ve Sakiflilerin teslim olmaya niyetli görünmediklerini anlayan Efendimiz, bu sefer mancınık kurulup düşmanın taşa tutulması hususunda istişarelerde bulundu. Selman-ı Farisi radıyallahu anh bunu uygun bulduğunu söyledi. Daha önce biz bunu tecrübe ettik. Efendimiz bu teklifi güzel karşıladı, mancınık yapılmasını emretti, yapıldı. Mücahitler şehir kalesine yaklaşmak ve duvarını kazıp delmeyi denedilerse de bunda başarılı olamadılar. Düşman askerleri tarafından atılan oklar, kızgın demir parçaları, şişler, o mancınığın derilerini deliyor, ilerlemelerine mani oluyordu. Hatta İslam ordusu şehit de verdi. Bu kuşatma uzuyor ve arzu edilen sonuç bir türlü elde edilemiyordu. Başka bir tedbire başvuruldu. Düşman iktisadi olarak baskı altına alınacak. Ne demek bu? Taiflilerin ileri gelenlerine ait kaliteli olan ve çok nadir yetişen üzümler varmış, o bahçelerinin tahrip edileceği duyuruldu. Tek geçim kaynakları olan bağ ve bahçelerinin kesildiğini gören Sakifliler telaşa kapıldılar. Mallarımızı neden kesiyorsun? Bizi yenersen ya onları alırsın yahut da dediğin gibi Allah'ın rızasını ve akrabalık hakkını gözeterek bize bırakırsın dediler. Bunun üzerine Efendimiz aleyhisselam, ben bağınızı, Allah rızasını
ve akrabalık hakkını gözeterek bırakıyorum dedi ve üzüm asmalarının kesilmesini men etti. Kuşatma uzadıkça uzuyor işte böyle. Sakifliler kaleden çıkıp göğüs göğüse çarpışmak istemiyorlar. Teslim de olmuyorlar. Bunun üzerine Efendimiz başka bir tedbire başvurdu. Kaleden inip yanımıza gelen ve Müslüman olan köle hürdür diye ilan ettirdi. Bunun üzerine 20'den fazla kişi indi ve İslam ordusuna katılıp Müslüman oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları azat etti. Sonra hepsini hali vakti yerinde olan Müslümanlara teslim ederek onlara Kur'an okutmalarını ve dini öğretmelerini emretti. Bir ara Uyeyne bin Hıs'ın huzura çıktı. Ya Resulallah dedi aleyhissalatu vesselam, izin ver de gidip onlarla ben konuşayım. Onları İslamiyet'e davet edeyim. Olur ki Allah onlara hidayet buyurur dedi. Efendimiz izin verdi. Uyeyne Taiflilerin yanına gitti. Tam aksine onlara ne dedi biliyor musunuz? Vallahi dedi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman sizin gibisiyle karşılaşmadı. Kaleleriniz korunmaya müsaittir, direnmeye devam edin dedi. Yani giderken arada bir anlaşma olsun diye giden Uyeyne, sakın yerinizden ayrılmayın diyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Ey Uyeyne, sen onlara ne söyledin? Hiç bozuntuya vermedi Uyeyne. Onları İslam'a davet ettim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiddetlendi. Yalan söylüyorsun. Sen onlara şöyle 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 dedin. Kızarıp bozaran Uyeyne af diledi. Vallahi doğru söylüyorsun. Ne olur affedin. O sırada Hazreti Ömer geldi radıyallahu anh. Müsaade buyurun dedi. Bunun boynunu vurayım. Hayır buyurdu. Ashabımı öldürüyorum diye insanlar hakkımda söz ederler. Farklı bir ceza aldı. Bu arada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir rüya gördü. Rüyasında kendilerine bir kap tereyağı ikram ediliyor. Bir horoz gagasıyla kabı devirip içindeki yağı döküyor. Bu rüyasını anlatınca Ebu Bekir radıyallahu an, ya Resulallah, sanırım Taifliler hakkında umduğun şeye bugünlerde eremeyeceksin dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı kanaatteydi. Buna ben de imkan görmüyorum buyurdu ve vakit kaybetmekten başka bir şeye yaramayacağını düşündü. Şimdilik Taif'i fethetme izni verilmedi dedi ve muhasara kaldırıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşatmayı kaldırdıktan sonra mücahitlerle birlikte Huneyn ve Evtas'ta alınan ganimetlerin muhafaza edildiği Cirane mevkiine gittiler. Taif'ten ayrıldılar. Mücahitlerin bu çarpışmalarda elde ettikleri ganimet ve esir sayısı oldukça fazlaydı. Esir alınan kadın ve çocukların sayısı sadece 6.000'i buluyordu. Alınan ganimet malları 24.000 deve, 40.000 davar, 4.000 gümüştü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Havazinilerin gelip Müslüman olabilecekleri ihtimalini göz önünde bulundurarak, esirlerin taksimine başlamadı. Bu arada sahabenin birini Mekke'ye gönderdi, esirler için elbiseler getirtip hepsini giydirdi. 10 geceden fazla beklediği halde, Havazinlilerin gelmediğini görünce Müslümanları topladı ve esirleri bölüştürdü. Tam bu esirlerin taksim edilme işi bitti, Havazinilerden bir heyet çıktı, Efendimiz'e Müslüman olduklarını ve yurtlarındaki halkın da İslamiyet'i kabul ettiklerini haber verdi. Havazinliler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aynı zamanda süt annesi Halime annemizin mensup olduğu bir kabileydi, yani dadılıkta bulunmuştu Efendimiz aleyhisselama. Bunu ileri sürerek kendilerine lütufkar davranılmasını istiyordu. Yani esirlerimizi verin şeklinde.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben tevbe edip gelirsiniz diye ganimet ve esirleri bölüştürmeyi uzun müddet tehir ettim. Fakat siz artık çok geç kalmış sayılırsınız. Esirleri mücahitler arasında taksim etmiş bulunuyorum. Onları size tekrar iade etmem çok zor. Bu konuşmasından sonra onları iki şey arasında serbest bıraktı. İsterlerse mallarını, isterlerse kadın ve çocuklarını tercih edeceklerdi. Havazeniler kadın ve çocuklarını tercih etti. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hisseme ve Abdülmuttalip oğulları hissesine düşenleri size geri veriyorum buyurdu. Sonra da, öğle namazını kıldırdığım zaman ayağa kalkarak, biz kadınlarımız ve çocuklarımız hususunda, Allah Resulü'nün Müslümanlar nezdinde, Müslümanların da Allah Resulü nezdinde şefaatini diliyoruz diye konuşursunuz. Ben de hissemi bağışladığımı tekrarlar, Müslümanların da bağışlamasını isterim diye tavsiyede bulundu. Öyle de yapıldı. Öğle namazı kıldırdı Efendimiz aleyhisselam. Havazeniler yapılan tavsiye üzerine ayağa kalktılar. Esirlerin bağışlanmasını talep ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem halkın huzurunda yüksek sesle kendi hissesine ve Abdülmuttalib oğulları hissesine düşen esirleri bağışladığını tekrarladı. Bunu duyan Muhacir ve Ensar da kendilerine düşen esirleri bağışladılar. Böylece bu iki cümleyle mübarek dilinden dökülen 6.000 civarında esir, kadın ve çocuk serbest kaldı. Bu çok önemli bir olaydı. Ne kadar şefkatli, merhametli bir peygamberimizin olduğunu aleyhissalatu vesselam bilmemiz, hem de sahabe efendilerimizin kendisine ne kadar bağlı olduğunu görmemiz açısından. Sonra ganimetler taksim edildi. Bazı bu arada etraf kabilelerden gelen kişiler Müslüman oldu. Onlardan bir tanesi Saffan bin Ümeyye'ydi mesela. Saffan bin Ümeyye en şiddetli düşmanlık gösterenlerden biriydi. Hatta hatırlarsınız Mekke'nin fetih gününde görüldüğü yerde vurulması emredilenler arasında o da vardı. Fakat o da gönlü şefkat deryasını andıran Efendimiz'e aleyhisselam iltica etti, affa uğradı. O da Müslüman oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanlığa henüz pek ısınmamış ya da yeni Müslüman olmuş kimselerin ruh dünyasına tesir etmek üzere başvurduğu bir tatbikat vardı. O da iltifat etmekti. Yani hediyeleşmekti. Ümeyye, Müslüman olması için aldığı 4 ay mühletin henüz 1. ayı bitmişken kendini Müslümanlar safında buldu. Bu hadise, Efendimizin insanları tanıma ve ona göre muamelede bulunma sanatında ne derece üstün olduğunu bize aktarıyordu. Ama işin bir başka boyutu var. Bazı Müslümanlar, hangi olayın içerisinde hangi hikmetler bunu bilmeyenler, rahatsızlık duymaya başladılar. Neden? Müslüman olmamış veya yeni Müslüman olmuşların kendilerine tercih edildiğini düşündüler. Adeta yeni Müslüman olanların kendilerinden üstün tutulduğun zannına vardılar. Bir kıskançlık oldu arada. Dolayısıyla tasarrufunda hür olduğu 1/5 hisseden müellefe-i kuluba bol ihsanda bulunduğu sırada huzurlarına ashabtan Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh çıktı. Ya Resulallah, Cuayl bin Süraka dururken siz tutup Uyeyne bin Hısın ve benzerlerine 100'er deve verdiniz demişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şikayetin mahiyetini az önce aktarmaya çalıştım. Çok iyi biliyor zaten. Evet, ashabtan Cuayl gerçekten maddi yönden çok fakirdi ama iman yönünde zengindi. İtirazın bu yönden geldiğini bildiği için şu cevabı buyurdu. Vallahi
Uyeyne ve Akra gibilerle yeryüzünde olsa, Cuayl yine onların hepsinden hayırlı ve daha faziletli olur. Ancak ben, onları İslam'a, imana ısındırmak için bu tarz hareket ediyorum. Burada, bugün de iyi bir şekilde tahlil etmemiz gereken bir durum söz konusu. Bir işin mahiyetini bilmeden ön yargılarla yorum yapmamak gerekiyor. Bu da bir stratejiydi. O zamanın insanları neden anlıyorlarsa ona göre muamele ediliyordu. Zilkade ayının bitmesine 12 gün kaldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cirane'de bulunduğu zaman zarfında içinde namazlarını eda ettiği mescide giderek namazını kıldı, duada bulundu. Sonra da umre için ihrama girdi. Daha sonra Cirane'den ayrılarak ashab-ı kiramla Mekke'ye geldi. Yol boyunca telbiye getiren Efendimiz aleyhisselam Beytullah'ı görünce telbiyeyi kesti. Sabahleyin ashabıyla birlikte Kabe-i Muazzama'yı tavaf etti. Sonra da Safa ve Merve arasında say yaptı. 7. devresinde Merve yanında başını tıraş etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem artık Medine'ye dönmek niyetinde. Bunun için daha önce Mekke valiliğine tayin ettiği Attam bin Esid'e aynı vazifeyi tekrar verdi. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ı da İslam'ı anlatmak ve Kur'an öğretmek üzere orada bıraktı. Bundan sonra Mekke'den yola çıktığı Zilkade ayının bitmesine birkaç gece kala Medine'ye kavuştu. Hicretin 8. senesindeyiz. Zilhicce ayı. Bu tarihte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu İbrahim dünyaya geldi. Hazreti Mariye'den olan İbrahim, Peygamber Efendimizin en son evladıydı. Medine'nin yukarı tarafında, Avali diye anılan kısımda, annesine tahsis edilen bir hurma bahçesindeki evinde hayata gözlerini açan İbrahim'in doğum müjdesini Peygamberimize, oğluna ebelik vazifesini yapan Selma Hatun'un kocası Ebu Rafi getirdi. Bu Mesud hadisenin müjdesinden fazlasıyla memnun olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ona ceddim İbrahim'in ismini koydum buyurdu. Sonra Hazreti İbrahim'in süt anneye verilmesi izledi. Emzikli ensar kadınları, Efendimizin evladını emzirme bahtiyarlığına ermek için birbiriyle yarışıyorlardı. Sonunda nur topu gibi evlat, Ümmü Bürde, Havle binti Münzir'e emzirmek üzere teslim edildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, oğlunu sık sık ziyarete gidiyor, şefkat ve merhametini ishar ediyor, başını okşuyor, bağrına basıyordu. Şurada, şu hatırayı da sizlerle paylaşalım. O güzel evin hizmetkarı olan Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ben ev halkına Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem daha şefkatli, daha merhametli davranan kimseyi görmedim. İbrahim Medine'nin avali kısmında süt annesinin yanında bulunurken Peygamberimiz onu görmeye gider, biz de beraberinde bulunurduk. İbrahim'in süt babası Ebu Seyf Bera demirciydi. Evinin her tarafı dumanlanmışken, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çekinmeden o dumanlardan içeri girer, oğlunu alır, öper, sonra dönerdi. Yine bir gün onu görmek için yola çıkmıştılar. Ben de kendisini takip ediyorum. Evine vardığımızda Ebu Seyf körüğüne asılıp duruyor. Evin içi dumanla kaplanmış. Hemen önden koştum. Dedim ki, yapma, körüğünü durdur. Efendimiz geldi. O da körüğünü durdurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuğunu getirtti, bağrına bastı. Ona çok güzel şeyler söyledi, onunla konuştu. Hiçbir şeyden rahatsız değildi.
ne dumandan, ne insanların hareketlerinden. Hicretin 8. yılında ayrıca iki mevzu daha oldu. Beni Süleymler Müslüman oldular. Mekke'nin fethine gidildiği sırada Kudeyt mevkiinde 1000 kadar kişi gelmişti. Onlar da Müslüman oldu. Bir önemli mevzu bu. Bir de Taif seferi esnasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Beni Leyslerden bir adam geldi. Haksız yere birini öldürmüş Huzeyl kabilesinden. İki tarafta iddialarını ortaya koydular. Bir hüküm vermesini istediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öldürülen adama karşılık katilin de öldürülmesine hüküm verdi. Hüküm infaz edildi. Bu da İslam'da kısasla neticelenen ilk kan davası olmuş oldu hicretin 8. yılında. Ve geldik 9. yıla. Mekke'nin fethi çok parlak bir zaferdi. Çünkü bu fetihle senelerden beri Kureyş müşrikleriyle Müslümanlar arasında devam eden mücadele İslamiyet'in bir zaferiyle netice bulmuştu. Arabistan'daki kabilelerde yıllardan beri devam eden bu çetin mücadeleyi yakından dikkatle takip ediyordu. Etraftaki kabilelerin yakından takip ettikleri bu şiddetli mücadele, şirkin perişanlığıyla son buldu. Gayet iyi biliyorlardı ki, Mekkeli müşriklerin bunca düşmanlık ve kuvvetlerine rağmen, söndüremedikleri bir davayı kendileri de söndüremeyeceklerdi ve İslam'ın yayılmasını engelleyemeyeceklerdi. Bu sebeple, Mekke'nin fethinin hemen sonrasında, hicretin 9. yılı başlarında birçok kabile Müslüman olmak için Medine'ye akın akın geldiler. 9. yıla heyetler yılı adı verildi bu yüzden. Çok kabile geldi, Müslüman oldu. Mesela Beni Temim heyeti gelmişti, onların en bilinenlerinden Beni Esed heyeti geldi. Tay kabilesi vardı. Çok cömert olduğu anlatılır eserlerde. Meşhur Hatemi Tayi kabilesi duymuşsunuzdur. Yemen'de yaşıyorlar. Hicretin 8. yılının sonuna doğru Mekke'nin fethinden sonra Arabistan'ın her tarafı putlardan temizlenmiş, puthaneler yıktırılmış. Lakin o Tay kabilesinin puthanesi yıktırılmamış. Ve onların taptıkları Fels adındaki putu yıktırılmamış bir şekilde dimdik ayakta. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali radıyallahu anhayı Ensar'ın ileri gelenlerinden 150 kişilik bir kuvvetle o putu yıkmaya gönderdi. Nereye? Tay kabilesinin yurduna. Evvela Tay yoğulları mücahitlere karşı koydular, bir çarpışma meydana geldi. Düşman çok kayıp verdi. Müslümanlar çarpışmadan galip çıktılar. Bir sürü esir, bir sürü ganimet elde ettiler. Bu arada amaç hasıl oldu. Füls parçalandı, yıkıldı. Hazreti Ali radıyallahu an esirleri, ganimetleri Medine'ye getirdi. Esirler arasında bulunan Seffane isimli bir kız vardı. O da Hatemi Tayi Hazretlerinin kızıydı. Mescid-i Nebevi'nin kapısında bir odaya konuldu. Oldukça zeki, ağırbaşlı bir kadın. Günün birinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu odanın yanından geçerken Seffane ayağa kalktı. "Ya Resulallah, babam dünyadan göçmüş, kardeşimse kaçmış bulunuyor. Kurtulmak için verecek hiçbir şeyim yok. Hürriyete kavuşmam için yüksek affınıza, merhametinize sığınıyorum." deyince, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "Kimseniz?" dedi. "Ben aileleri koruyan, esirlerin esaretin bağlarını çözen, açları doyuran, çıplakları giydiren, misafirleri ağırlayan,
Hatimi Tayin'in kızıyım dedi. Buna memnun olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey kadın, bu saydıkların gerçekten müminlerin sıfatlarıdır. Keşke baban Müslüman olsaydı da onu rahmetle ansaydık buyurdu. Bu sözleriyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok önemli bir gerçeği ortaya koyuyordu. Her kafirin, her vasfının kafir olması gerekmediği gerçeğini. Evet, Hatemi Tayi Müslüman değildi ve Müslüman olmadan da ölmüştü. Ama yukarıda zikredilen sıfatları Müslüman sıfatıydı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de bu sözleriyle Hatem'in bu Müslümanca sıfatlarını takdirle karşılıyordu. Bunu takdir etmekle kalmayıp Seffane'yi de serbest bıraktı. Layık olandan şefkat ve merhametini, af ve safhını esirgemeyen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bununla da kalmadı, ona yol harçlığı verdi ve güvenilir bir kafileyle beraber yollarına devam ettiler. Hicretin 9. yılında bir önemli olay daha oldu. Aslında bu bir anlamda mucizeydi de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o gün etrafında birçok sahabeyle beraber oturuyor. Birden şöyle buyurdu. Bugün sizin salih bir kardeşiniz vefat etti. Kalkın, onun namazını kılın. Sahabeler derhal hazırlandılar ve saf bağlayarak salih kardeşleri üzerinde gayip namazı kıldılar. Namazdan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşiniz Necaşi Ashame için Allah'tan mağfiret talep ettik buyurdu. Bunun üzerine sahabeler, salih kardeşlerinin Habeş hükümdarı Ashame olduğunu öğrenmiş bulunuyorlardı. Gerçekten de Medine'ye bir hafta sonra haber geldi ki, Habeş imparatoru vefat etti. Habeş Necaşisi Ashame, hatırlarsanız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bir mektupla, hicretin 7. senesinde İslam'a davet edilmişti. O da derhal Müslüman olmuştu. Müslüman elçiye de, keşke şu saltanata bedel, onun hizmetkârı olsaydım. O hizmetkârlık, inan saltanattan çok daha üstündür, diyordu. Hicretin 9. yılında, şimdi sizlerle paylaşacağım, hepimizin ibretle takip etmesi gereken bir bölüme geldik. Nazik bir mevzu. İslam nuru, Arabistan yarımadasını kucaklamış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elinde maddi imkanlar çoğalmış. İslam devletinin serveti çoğalmış. Müslümanların da maddi durumları rahatlamış. Her türlü imkana kavuşmuş olmasına rağmen, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o sade hayatından ayrılmadı. Mütevazı yaşayışına devam etti. Lüks ve debdebeye hiç iltifat etmedi. Fakat ezvacı tahirat, yani annelerimiz, kadınlığın fıtratında bulunan zinet ve dünya malına karşı meyli dolayısıyla dünyanın refah ve bolluğundan, giyim kuşam ve zinetlerden, bol nimetler içinde yaşamaktan nasiplerini almak istiyorlardı. Bunun için de zaman zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına giderler, toplanırlar hep beraber. Bizler de başka kadınların istedikleri zinetleri isteriz, diyorlardı. Her biri de ayrı ayrı şeyler istiyordu. Lakin iki cihan sultanı Efendimiz aleyhisselam, kendisi sade yaşadığı gibi hanımlarının da sade bir hayat sürmelerini ve buna razı olmalarını arzu ediyordu. Bunun için de onaylamıyordu o istekleri. Ayrıca annelerimizin bu tarz isteklerde bulunmasından
rahatsızlık duyuyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir adeti vardı. Her ikindi namazından sonra hanımlarını dolaşır tek tek, hal hatır sorar, ihtiyaçları var mı onları tespit ederdi. Akşam da sıra hangi hanımındaysa o hanımın odasında diğer bütün hanımlarını toplar, sohbet ederlerdi. Sonra herkes kendi hücresine, evine çekilirdi. Her zaman yaptığı bu ziyaretlerinde ezvacı tahirat dediğimiz annelerimizin her biri yanlarında bulunanlardan kendilerine ikram ederlerdi. Günün birinde Zeynep annemiz radıyallahu anha validemize bir tulum bal hediye getirilmiş. O da her gelişinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok sevdiği bu baldan şerbet yapıyor ve ikram ediyordu. Bu sebeple Zeynep annemizin yanında biraz daha fazla kalmış. Bu durum Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemizin gözünden kaçmamış. Sebebini merak etmeye başlamış. Bir ara yardımcısının vasıtasıyla bu duruşun sebebinin ikram ettiği o bal şerbeti olduğunu öğrenmiş. Bunun üzerine bir rekabet başlamış. Hatta bu yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin pâk zevcelerinin bir ara iki gruba ayrıldıklarını görüyoruz. Hazreti Sevde annemiz radıyallahu anha, Safiye radıyallahu anha, Hafsa radıyallahu anha, Ayşe annemizin tarafını tutuyor radıyallahu anha, Ümmü Seleme, Ümmü Habibe, Meymune ve Cüveyriye radıyallahu anhunne, onlar da Zeynep radıyallahu anha annemizin grubunu teşkil ediyor. Böyle bir durum hasıl olmuş. Efendimiz aleyhisselamın Hazreti Zeynep'in odasında fazla kalmasında morali bozulan Ayşe annemiz gayrete geliyor, taraftarı olan diğer hanımları toplayarak şu talimatı veriyor. Efendimiz hangimizin yanına gelirse kendisine soru soracağız. Diyeceğiz ki, efendim bugün megafir mi yediniz? Hayır diyecek. Biz de o zaman bu halde bu koku nedir diye soracağız. Tabii ki o, Zeynep bana bal şerbeti içirmişti cevabında bulunacak. O zaman da biz, demek o balın arısı Urfut ağacından yayılmış, yani ondan bal toplamış diyeceğiz. Bu arada megafir, mağfurun çoğulu. Mağfur kötü kokulu bir ağaç varmış. Urfut ağacının yapışkan bir zamkıymış. Ağaçlardan şöyle aşağıya doğru iner ya. Urfut ağacının efendim tadı olarak tatlı ama koku olarak ağır kokan bir zamkı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kokuyu pek sevmezmiş. Ayşe annemiz de radiyallahu anha onu bildiği için bu durumu böyle bir talimat vermiş. Bu da hasıl olmuş. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir gün Hazreti Hafsa annemizin odasına girerken, efendim siz megafir mi yediniz sorusuyla karşılaşmış. Hayır deyince, o halde bu koku ne diye sormuş annemiz. Efendimiz aleyhisselam, Zeynep'in yanında bal şerbeti içmiştim buyurmuş. Hafsa annemiz de, demek ki o balın arısı Urfut ağacından yayılmış, bal toplamış. Efendimiz aleyhisselam onu bir daha içmem demiş, yemin etmiş. Sonra da işte yemin ettim, sakın bunu ne Ayşe'ye ne de başka kimseye duyurma diye tembihte bulunmuş. Sakın bunu kimseye söyleme. Böylece Peygamber Efendimiz aleyhisselam sırf hanımları mutlu olsun, aralarındaki bu ikilik, fıtratlarından gelen, kadınlıktan gelen bu kıskançlığın ailenin üzerinde kötü bir etkisi olmasın diye kendisine etmiş. Kendisine helal bir gıda olan baldan faydalanmamaya yemin etmiş. Bu ikilik olmasın diye.
Ve bunu sır olarak Hazreti Hafsa annemize radiyallahu anha sıkı sıkıya tembihlemiş. Söz almış ondan. Sonra bir ayet iniyor. Neden? Yemin etmişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir daha bal yemeyeceğim. Ayet şöyle mealen. Ey Resulüm! Allah'ın sana helal kıldığı şeyi, kadınların rızasını arayarak sen ne diye kendini haram edersin? Bununla birlikte üzülme. Allah gafurdur, rahimdir. Hazreti Hafsa, Efendimiz aleyhisselamın bu sırlarını gizleyemedi. Çok geçmeden en çok anlaştıkları Ayşe annemize duyurdu. Duruma bundan sonra maalesef diğer hanımları da ortak oldu. O ona söyledi. Gizliliğin muhafazasını istediği vakanın ifşa edildiğini Cenab-ı Hak Resulüne vahiy ile bildirdi. Hani peygamber kadınlardan birine gizlice bir söz söylemişti. Vaktaki kadın o sırrı gizlemeyip haber verdi. Allah da onu peygambere açıkladı. Artık peygamber zevcesine ifşa ettiklerinin bir kısmını bildirdiyse de bir kısmını yüzüne vurmaktan sarf-ı nazar etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadına ifşa ettiğini söyleyince onu sana kim haber verdi diye sordu. O da her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan Allah haber verdi buyurdu Celle Celaluhu. Ayet böyleydi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hafsa annemize serzenişte bulundu. Ayşe annemiz ona arka çıktı. Hep beraber dünya hayatının zinet ve refahı ile ilgili bazı isteklerde bulunmaya başladılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu duruma çok üzüldü. Hem de hanımlarının birbirlerini kıskanmaları ve artık gruplaşmalarından çok hüzünlüydü. Bunun üzerine dünya hayatının nazarındaki ehemmiyetsizliğini anlatmak, hanımlarına bir ders vermek, aynı zamanda aralarındaki kıskançlık ve çekememezliliğe bir derece mani olabilmek düşüncesiyle bir ay boyunca hanımlarından uzak durmaya yemin etti ve bu yeminden sonra Meşrebe diye anılan bir çardakta tek başına yatıp kalkmaya başladı. Bir çadır düşünün, çadırın dışında bir görevlisi var. İhtiyaçlarını gidermesinin dışında hiçbir şekilde dışarıya çıkmıyor ve kimseyle konuşmuyor. Bu hadiseye, hicretin 9. yılındaki bu hadiseye ila hadisesi deniyor. Mutlak yemin manasında. Ashab-ı kiram telaş etti. Acaba Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem neden yalnız başına duruyor? Hazreti Ömer radıyallahu an telaş içinde o da. Birileri konuştu, hanımlarını boşadı galiba. Hiçbirinin yanına gitmiyor diye. Şöyle anlatıyor Hazreti Ömer radıyallahu an. Çok diyor telaşlıydım. Medine'nin Avali denen semtinde oturuyordum. Ensardan bir komşum vardı. İkimiz birer gün arayla mutlaka Efendimiz aleyhissalatu vesselamı ziyaret ederdik. Ben inersem o gün vahiy gelirse onu komşuma getirirdim. O da ben yokken gittiği zaman aynısını bana yapardı, haberdar ederdi. Sıra komşumdaydı. Gecenin bir kısmı geçti. Kapıyı şiddetle çaldı. Ne oldu dedim. Büyük bir felaket oldu dedi. Ne oldu anlat dedim. Daha fena bir şey oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zevcelerini boşadı. Bunun üzerine sabah namazını kıldıktan sonra diyor, giyindim, kuşandım, Medine'ye indim. Kızımın yanına vardım. Hafsa radıyallahu anh ağlıyor. Ne diye ağlıyorsun dedim. Ben seni bundan sakındırmadım mı? Yani Efendimiz'e üzmemek, karşılık vermemek, kendisinin istemediği bir şey yapmak gibi. Bunlardan men etmedim mi ben seni? Sonra sordum kendisine diyor. Sizleri Efendimiz aleyhisselam mı boşadı? Bilmiyorum dedi.
Peki nerede şimdi dedim. Şuradaki meşrebede, inzivaya çekildi dedi. Kalktım, kendisinin bulunduğu yere yaklaştım. Kapıda hizmetçisi Rebah vardı. Ey Rebah dedim. Efendimizin yanına girmek istiyorum, izin iste. Rebah içeri girdi çıktı. Arzunuzu arz ettim. Sustu, bir şey söylemedi dedi. Ben de üzgün mescide gittim. Ashab-ı kiramdan bazıları minberin etrafında üzgün üzgün oturuyorlardı. Bazısı da ağlıyordu. Ben de biraz oturdum. Fakat canımın sıkıntısı geçmedi. Tekrar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yaklaştım. Ömer'in içeri girmesi için ne olur izin iste dedim. Rebah girdi çıktı. Seni kendisine söyledim. Sustu ama bir şey söylemedi dedi. Ben tekrar üzgün mescide döndüm. Ama endişemden kurtulamıyorum diyor Hazreti Ömer radıyallahu an. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu odaya yaklaştım. Bu sefer sesimi yükselterek, belki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duymamıştır diye, ey Rebah dedim, ben Resulullah'ı görmek istiyorum, müsaade et. Şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim Hafsa lehinde, kızımda tavassutta bulunacağımı zannediyorsa, yani kızımdan dolayı üzgünüm, yemin olsun ki eğer Resulullah emrederse kızımın boynunu uçururum. Sonra gir artık sana diye izin verildi diyor. İçeri girdim, selam verdim. Hasırdan örülü bir yatak üzerindeydi. Hasır derisinin üzerinde izler bırakmış, çizgiler belli oluyordu. Etrafıma bakındım. Bir yanda bir avuç arpa, diğer yanda bir post gördüm. Ağlamaya başladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, niçin ağlıyorsun deyince, ya Resulallah, nasıl ağlamayayım ki? Kisra'lar, Kayserler, dünyanın zevki sefasını sürüyorlar rahatlık içinde. Siz Allahu Teala'nın en sevgili kulusunuz ama şu basit şartlar içinde yaşıyorsunuz. Ey Hattab'ın oğlu Ömer buyurdu. Dünya nimeti onların, ahiret saadeti de bizim olmasın mı, razı değil misin? Sonra efendim, kadınlarınızı boşadınız mı dedim. Mübarek başlarını bana doğru kaldırdılar. Hayır. Bu cevap karşısında Allahu Ekber dedim. Bütün ashab keder içindeler. Gidip kendilerine hakikati söyleyeyim mi? Olur buyurdu. Yüzünden üzüntüsü dağılıncaya kadar konuştu. Nihayet şenlendi ve tebessüm etmeye başladı. Bunun üzerine çıkıp mescidin kapısına dikildim. Yüksek sesle bağırdım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarını boşamadı. Bir ay doldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz inzivadan çıkarak hanımlarıyla görüşmeye başladı. Bu sırada ayet-i kerime nazil oldu. Şöyleydi. Ey Nebi-i Zişan! Zevcelerine de ki, eğer siz dünya hayatını ve zinetini murad ederseniz, gelin ben sizin razı olacağınız şekil üzere boşanma bedellerini vereyim. Hepinizi güzellikle salıvereyim. Ve eğer siz Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu murad ederseniz, Allah'ı ve Resulünü razı etmiş olursunuz. Zira sizden Allah'ın rızasını dünya metaı üzerine tercih ederek ihsan edenlere Allah büyük ecir hazırlamıştır. Buna göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarını dünya ve dünya zinetiyle Allah ve Resulünü tercihte serbest bırakıyordu. Hazreti Ayşe annemiz, ben bu hususta anneme babama danışacağım.
ben elbette ki Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu tercih ediyorum dedi. O sırada ayet nazil olduğu zaman Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemizin yanındaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de istersen bu konuda babanla annenle de görüş, fikirlerini al buyurunca ben bu hususta sizi tercih ediyorum dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tebessüm ettiler. Diğer annelerimiz de aynı şekilde Allah ve Resulünün rızasını, ahiret yurdunu, dünya ve zinetlerine tercih ettiler. Böylelikle sadakatlerini, muhabbetlerini de ispatlamış oldular. Hicretin 9. yılında İslam'ın Arabistan yarımadasında bütün haşmetiyle yayıldığı bir sene. Dalga dalga insanlar Müslüman oluyor. Tabii bunu çekemeyenler de var. Onlardan bir tanesi Bizans. Başında Kayser Heraklius var. Çevredeki Hristiyan Araplardan da gördüğü tahrik neticesinde Müslümanlara bir oyun hazırlıyor. Bu maksatla birçok kabileyi topladı. Bir insan seli halinde Medine'ye saldıracaklar, güya Müslümanları yok edeceklerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu haber aldı, hazırlığa başladı. İki cihan sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gazaya çıkarlarken maksadını açıklamazdı. Başka bir yere gidecekmiş gibi davranır ve konuşurdu. Ama bu sefer Tebük gazasında öyle olmadı. Halkın ona göre hazırlanması için gidilecek yerin uzaklığını, ne kadar kıtlık olduğunu, yokluk olduğunu, düşmanın çok olduğunu hepsini anlattı. Her tarafta kıtlık var dediğimiz gibi, kuraklık. Harbe katılacak mücahitlerden birçoğunun silah satın alacak, harp hazırlığı için sarf edecek parası kalmamış. Çok büyük bir kıtlık var. Zenginlerden harp hazırlığı için yardımlar isteniyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh geliyor, yardım ediyor. Malımın bir mislini bıraktım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Ey Ömer, ev halkına ne bıraktın? Size getirdiğimin bir mislini bıraktım diyor. Geliyor Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Tüm servetini getirmiş. Hazreti Ömer radıyallahu anh ne getirdiğini öğrenmek istiyor. Ey Ebu Bekir, ev halkına ne bıraktın diye sorunca Sıddık Ekber radıyallahu anh onlara Allah ve Resulünü bıraktım cevabını veriyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh gözleri yaş bir şekilde anam babam sana feda olsun ey Ebu Bekir. Hayır yolundaki her yarışta beni geçtin. Artık seni geçemeyeceğimi anladım diyor. Sonra Zinnureyn lakaplı Hazreti Osman radıyallahu anh geliyor. O da ticaretle uğraşıyor o sırada, bir ticaret kervanı hazırlamış. Tam böyle bir yardım haberi gelince 300 deveyi mallarıyla birlikte teslim ediyor. Buyurun bunlar sizindir. Ayrıca bir sürü altın, bir sürü at. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua buyuruyor. Ya Rabbi ben Osman'dan razıyım, sen de razı ol. Sonra Hazreti Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh, o da zenginlerden 4000 dirhemle koştu. Ya Resulallah dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu 4000 dirhemi size bırakıyorum. Bir o kadar da ev halkım için bıraktım. Dua etti Efendimiz. Getirdiğinde ev halkına bıraktığında bereketli olsun. Sonra duygusal bir an yaşandı. Ebu Akil elinde bir küçük hurma sepetiyle yanına geldi Efendimizin. Ya Resulallah dedi. Şu hurma sepetinin dışında, bunun karşılığında bütün gece sırtımla su çektim. Bu hurmalardan başka küçücük bir şey evime bıraktım. Diğerini de Rabbimin rızasını kazanmak için diyor size getirdim. Allah Allah. Ya. Yine duayı kapıyor. Allah Celle Celaluhu senin getirdiğini de ev halkına bıraktığını da bereketli kılsın.
İşte bunlar da yaşanıyor. Hatta Müslüman kadınların bu yolda gösterdikleri fedakarlıklar da takdire şayan. Boyunlarında, ellerinde, kulaklarında ne kadar evlerinde ziynet eşyası varsa koşa koşa getirmişler, buyur demişler. Anlatıyor, Eslem kabilesine mensup Ümmü Sinan, Ayşe radiyallahu anha'nın evinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne serilmiş bir örtü gördüm. Üzerinde bilezikler var, pazubentler, yüzükler, halhallar, küpeler vesaire. Kadınlar tarafından gönderilen ve Müslümanların savaşa hazırlanmasına yarayan bir sürü şey vardı. İşte bütün bu yardımlarla kıtlık ve fakirlik yüzünden harbe katılamayacak bütün mücahitlerin silahları alınmış oldu. Tabii münafıklar sahnede yer almaya devam ettiler. Bahçelerde meyveler tam böyle yeni yeni olgunlaşıyor. İnsanların güneşin kavurucu sıcaklığından biraz olsun uzak kalmak amacıyla tam meyve bahçelerinin gölgesinde oturmak için şiddetli bir arzu duydukları mevsimdi. Böyle bir zamanda İslam ordusu Bizans'a karşı çıkacak. Elbette münafıklar sahnede yerini aldı. Mırın kırın ettiler. Dünyaya adeta kopmaz bağlarla bağlı bulunan ve dünya hayatını ahiret hayatına tercih eden münafıkların ortalığı karıştırmaya başladığı görüldü. Nitekim reisleri olan Abdullah bin Übey, Müslümanlar arasına fitne sokmak için konuşup durdu. Ne yani dedi, Müslümanlar, biz devleti, bu Roma devletini oyuncak mı zannediyoruz? Onun ve ashabının esir düşeceklerini şimdiden görür gibiyim. Hepimiz mahvolacağız diyordu. Diğer bir münafık da, ya bu sıcakta harbe mi çıkılır? Zaten kıtlıktan yeni çıkmışız diyordu. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu münafıkların bu sözleri üzerine şu ayeti kerimeyi inzal buyurdu. Tebük savaşına iştirak etmeyip geri kalan münafıklar Resulullah'a muhalefet ederek oturup kalmalarıyla sevindiler. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla mücadele etmeyi çirkin gördüler ve bu sıcakta harbe çıkmayın dediler. De ki, cehennem ateşi daha sıcaktır. Fakat gidecekleri yeri bilseler. Bazıları da kadınlara düşkünlüğünü harbe iştirak etmemek için bahane ediyordu. Nihayet, münafıkların çok büyük bir tesiri olmadı. İslam ordusu her türlü sıkıntı ve imkansızlıklara rağmen orduyu hazırladı. Ordu 30 bin kişiden oluşuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerine Medine'de Muhammed bin Mesleme radiyallahu anh'ı vekil bıraktı. Recep ayının bir perşembe günü güneşin batışına yakın bir zamanda İslam ordusu Medine'den Tebük'e doğru harekete geçti. Gönüllü olarak Allah yolunda cihada çıkan mücahitlerde bunca sıkıntı olmasına rağmen hiçbir gevşeme yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Hazreti Ali'nin Medine'de bırakılması üzerine de münafıklar ileri geri konuşmaya başladılar. Maksatları bunu vesile ederek İslam camiasında bir huzursuzluk meydana getirmekti. Herhalde onu yanında götürmek istemediğinden Medine'de bıraktı. Hazreti Ali keramallahu veçhe bu sözleri duyar da durur mu? Derhal silahlanıp İslam ordusunun arkasına düştü ve Cürf denilen mevkide Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle buluştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ya Ali, sen neden çıkıp geldin buyurunca, ya Resulallah, münafıklar
senin bana kıymet vermediğini söylüyorlar. Ben de görüp hoşlanmadığın bir şeyden dolayı beni yanında götürmediğinden söz ediyorlar. Tebessüm etti Efendimiz. Onlar yalan söylemişlerdir. Ben seni arkamda bıraktıklarıma vekil tayin ettim. Derhal geri dön. Gerek benim ev halkım ve gerek senin ev halkın içinde benim vekilimsin. Hazreti Ali radıyallahu anh sevinçli bir şekilde döndü. Bir kısım münafığın sefere katılmayışı yanında ne yazık ki samimi Müslümanlardan Ka'b bin Malik, Hilal bin Ümeyye ve Mürare bin Rabi'yi de sırf ihmalkarlıkları yüzünden Medine'de kalmışlardı. Bu meşhur üç kişi hakkında vaki olacak muameleyi ilerleyen bölümde sizlerle paylaşacağız. Nihayet hicretin 9. yılının en önemli olaylarından olan geçelim duruma. İslam ordusu nihayet kavurucu sıcaklar altında yorucu bir yolculuktan sonra Tebük'e geldi. Fakat ortada ne Bizans var ne de başkası. Doğu Roma İmparatoru giriştiği hazırlıktan cesaretsizliği sebebiyle son anda karar değiştirmiş ve vazgeçmiş. Dolayısıyla Ebu Hayseme, o da Müslümanlardan bir tanesi, sırf ihmalkarlığı yüzünden İslam ordusuna katılmamış, Medine'de kalmış, onu da anlatalım. İslam ordusunun Medine'den ayrılmasından günler geçmiş, bir gün işinden evine geliyor. Hanımı çardağı süpürmüş, temizlemiş, şerbeti hazırlamış, bu manzara birden alemini değiştirmiş. Çardağın kapısı önüne dikilmiş. Hanımına ve kendisi için hazırlanan şeylere bakarak Subhanallah demiş. Benim efendim sallallahu aleyhi ve sellem yakıcı güneşin altında silahını boynunda taşısın. Ben burada efendim gölgede yemeği hazırlanmış oturayım. Yol hazırlığını yapmış, derhal Medine'den Tebük'e doğru yola çıkmış. Tam nerede karşılaşmışlar? İslam ordusu Tebük'te konakladığı esnada uzaktan bir atlı geliyor. İşte bakınız bir süvari geliyor demişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hayseme mi bu? Onun olmasını isterdim dedi. Biraz daha yaklaşınca sahabeler onu tanıdılar. Evet evet o. Selam verdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hayseme, sen helake yaklaşmıştın buyurdu. Olup bitenleri haber verince, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona hayırla duada bulundu. Dolayısıyla Tebük'te biraz daha beklediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gece teheccüd namazını kıldıktan sonra çevresinde kendisini bekleyen sahabelere döndü ve şöyle buyurdu. Daha önce hiçbir peygambere verilmeyen 5 şey bana verildi. 1. Benden önceki peygamberlerin her biri yalnız kendi kavimlerine gönderildi. Ben tüm insanlara gönderildim. 2. Yeryüzü bana mescit ve temizlik vasıtası kılındı. Bunun için nerede olursam olayım, namaz vaktim girince su dahi bulamazsam teyemmüm eder, namazımı kılarım. Ümmetimden herhangi biri namaz vakti girince bulunduğu yerde namazını kılsın. Benden önceki peygamberlerden hiçbirine bu verilmemişti. Onlar sadece belli yerlerde ibadetlerini yapabilirlerdi. 3. Ganimetler bana helal kılındı. Halbuki benden önceki peygamberlerin hiçbirine helal kılınmamıştı. 4. Bana şefaat makamı verildi. 5. Ben bir aylık mesafedeki düşmanlarımın bile kalplerine korku salmakta yardım olundum dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Gerçekten de Tebük seferi yapıldı, karşıda kimse bulunamadı çünkü korktu Bizans'ın hükümdarı ve geri geçti. Böylelikle 20 gün kadar yine etrafta gelen giden var mı diye beklediler, Tebük'ten Medine'ye doğru harekete geçtiler. Böylelikle bu bölümü de sizlerle beraber paylaşmış olalım. Bir sonraki bölümümüz son bölümümüz olacak.
Bakalım neler yaşanacak. Bir sonraki bölümde buluşmak ümidiyle hepiniz Allahu Teala'ya emanet olunuz. İki cihan güneşi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yararlanılan eser Salih Suruç'a ait. 19. bölümü dinlediniz.